Bosna Hersek Mahallesi'nde eşsiz rezidans projesi. Spor salonu, kafe, restoranlar ve ticari alanlar Magin Prime'da. Rabbim ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi bayram etsin. Rabbim Ramazan'ı bizden, bizi Ramazan'dan razı ve hoşnut eylesin. Rabbim Ramazan'ı hoş gelip, hoş bulduklarından eylesin, hoş gelip nahoş bulduklarından eylemesin. Efendim, KONTV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı sahurlar, hayırlı geceler diliyorum. Bugün önemli iki konuğumuz davetimize icabet ettiler. Hüseyin Avni Böge hocamız, Konya İl Müftü Yardımcımız. Yine Merkez İl Başvaizi Mehmet Erşahin hocamız bizlerle beraber olacaklar. Konuğumuza geçmeden önce her zaman olduğu gibi sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıyla başlamak istiyoruz. Bugün bize tilavet edecek kardeşimiz Mezbaha Camii İmam Hatibi Mustafa Duman hocamız olacak. Buyursunlar efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا
منكم أولياء لله أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم ترد إلى عالم الغيب والشهادة تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم آمنا وصدقنا Bu güzel tilavetinden dolayı Mezbaha Camii İmam Hatibi Mustafa Dümen hocamıza
teşekkür ediyoruz. Kıymet Hocam, yüreğinize sağlık, gönlünüze sağlık. Kıymetli izleyenler, bugün çok önemli iki konuğumuz var. Bugün zekat ve ahkamını konuşacağız. Zekat Daire Başkanlığımızın yurt içinde, yurt dışındaki faaliyetleri nelerdir? Zekatın İslam alemindeki potansiyeli ne kadardır? Bunlar üzerinde konuşmaya çalışacağız. Ve bunun yanında deprem bölgelerine aynı ve nakdi yardımlarda gerek Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türk Diyanet Vakfımız ve gerekse Konya İl Müftülüğü ve İlçe Müftülüğü olarak hangi konumdayız, oralara ne tür yardımları iletiyoruz, bunların miktarları ne kadardır, bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Gerçekten önemli konu. Zaman kaybetmeden Sayın İl Müftü Yardımcım Hüseyin Avni Böge'ye dönüyorum. Kıymet Hocam, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık efendim. Evet, Merkez İl Başvaizimiz Mehmet Erşen Hocam. Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Kıymet Hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Mehmet? Allah'a hamdolsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sayın Hocam, sevinçliyiz. 11 ayın sultanı geldi. Ramazan ayı içerisindeyiz. Ama içeriğimiz buruk, hüzünlüyüz. Çünkü deprem ve sel felaketiyle ülkemiz karşı karşıya geldi. Bunlara geçmeden önce Ramazan Konya'ya nasıl geldi? Sizlere Ramazan nasıl geldi? Ramazan ayının şöyle kısa bir değerlendirmesini yaptıktan sonra bahsettiğimiz konular üzerinde inşallah durmaya evet. çalışacağız. Buyurun hocam. Efendim, Ramazan 11 ayın sultanı bizim Türk İslam edebiyatımızda öyle geçer. Ancak aynı zamanda İslami yönden baktığımızda Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Zira Cenab-ı Hak bu ayda Kur'an'ın nazil olduğunu bize beyan etmekte, buyurmaktadır. Dolayısıyla Müslümanlar Ramazan ayında Kur'an'la daha sıkı ilgilenir, hemhal olurlar. Örneğin Konya'mızda yıllardır süren bir mukabele geleneği, işte bu geleneğin devamı, bu inanışın bir sonucudur. Müslümanlar aynı zamanda Ramazan'ı bir oruç ayı olması, nefislerin terbiye edilmesi açısından ve sofraların şenlenmesi açısından sofrasını paylaşma, karşısındaki kardeşinle diğer gam olma, onun derdiyle dertlenme adına biraz daha yardımların zirve yaptığı, suç oranlarının biraz daha azaldığı, adeta bütün uzuvların terbiye edildiği bir ay olarak da karşımıza çıkmaktadır. Konya'mız hakikaten bu Ramazan ayında yıllardan beri farklı gelenekleri, paylaşma kültürünü, efendim insanlarımızın sokaklarda veya caddelerde oruç tutan insanlara karşı saygısını vesaire, lokantalarımızın, iş yerlerimizin yeme içme konusunda çok daha tertibe riayet ettiği bir il olarak bilinir. Allah'a şükür bu durum her ne kadar her geçen yıl biraz daha azalmış olsa da baktığımız zaman genelde Konya'mız bu noktada saygının ve inanca hürmetin yerleştiği bir il olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bizler de Konya İl Müftülüğü olarak bu mübarek aya evet hüzünlü bir şekilde başladık ama hayat devam ediyor. Neticede bir program, bir plan yapmak gerekir. Bütün camilerimizde gerekli tedbirleri almak suretiyle okunacak mukabeleleri, camilerde hangi camilerde iftarımızdan itikafına, faaliyetlerin olacağına kadar teravih namazlarına, camilerin tertibine, temizliğine varıncaya kadar bir dizi tedbirleri her yıl olduğu gibi bu yılda aldık ve planladık. Tabii bütün camilerde vaaz ve irşat programları bizim olmazsa olmazımızdır. Köyünden kasabasına, mahallesinden büyüğüne, küçüğüne varıncaya kadar imamlarımızla, vaizlerimizle bunları efendim Kur'an kursu hocalarımızla vatandaşlarımızın bu taleplerini yerine getirmeye de çalışıyoruz. Aynı şekilde biraz sonra değineceğiz evet. belki Diyanet Vakfı şubemizin faaliyetleri olarak da gene Konyalı hayırsever kardeşlerimizin yardımlarını
ve iftar ikramlarını deprem bölgesinden Konya'mıza misafir olan depremzede kardeşlerimize kadar ve Konya'mızın en ücra köşelerinde muhtaç, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmaya varıncaya kadar da bir dizi sosyal ve yardım faaliyetlerinin içerisinde. O zaman kıymetli hocam bulunuyor. İzin verirseniz soruyu şöyle genişletelim. Malumunuz 1,5 ayı aşkın bir felaket üzerinden bir zaman geçti. Biz şahidiz ki dün Konya İl Müftümüz'de kısmi olarak yardımlardan bahsetti. Bu bağlamda gerek Diyanet İşleri Başkanlığımız, gerek Türk Diyanet Vakfımız, işte o 11 ilde ve son günlerde yaşadığımız o sel felaketi Şanlıurfa ve Adıyaman'da Türk Diyanet Vakfımız, hasreten Konya İl Müftülüğümüz, evet, ilçe müftülüklerimizle beraber hangi faaliyetlerde bulundular, ne tür yardımlar götürdüler, hangi safhada, hocam bunlardan da bahsederseniz seyircilerimizi bu konuda bilgilendirmiş oluruz. Evet için. Efendim. Bizim necip milletimiz yurt içinde, yurt dışında nefes alan her canlıya gerek yakınında gerek uzağında olsun yardım elini uzatan, sofrasını paylaşan, elindeki erzakını, bir dilim ekmeğini bölüşen bir millettir. Allah bu millete zeval vermesin. Tabii bu devletimizin himayesinde, milletimizin yardımları, asaleti ve yardımseverliği birleştiği zaman bir plan ve organizasyon dahilinde çok daha tatlı sonuçlar, çok daha güzel, verimli sonuçlar alınıyor. İşte depremin ilk gününden itibaren orada deprem bölgesinde özellikle organize olmaya çalışan, organize olan sivil toplum kuruluşlarının başında Türkiye Diyanet Vakfı gelmektedir. Kızılay'ından diğer STK'lara, AFAD'ından işte devletimizin diğer birimlerine varıncaya kadar hakikaten Türkiye Diyanet Vakfı halk arasında hatta mavi yelekliler filan diye de zikrediliyor o bölgede. Üzerimize giydiğimiz o tanıtıcı yeleklerimizden de vatandaşımız böyle bir isim takmış bize, Allah razı olsun. Ne güzel hocam, mavi yelekliler. Evet, mavi yelekliler diyorlar. Güzel, şimdi biz Konya İl Müftülüğü olarak o bölgeye bugüne kadar, biraz önce baktım rakamlara, güncel rakamlar, 770 din görevlisi göndermişiz dönüşümlü olarak. Kıymetli izleyenler, kıymetli Konyalılar, Sayın Böge, 770 gönüllü, bu sadece Konya İl Müftülüğümüzden, yani Konya ve Satı ve çevresinden, bildiğimiz kadarıyla Türkiye genelinden hocam 20 bine aşkın personelimiz ilk günden itibaren bu yardımlarını orada manevi destek, cenaze, teciz, evet, tekvin vesaire devam ettirmektedir. Allah kendilerinden razı olsun. Buyurun. Evet, yani ilk günler bu cenaze, teciz, tekvininden başladı ama şimdi artık başka noktalara evrildi. Cenazeleri defneden, emanetlerini toprağa veren insanlarımızın diğer gündelik ihtiyaçları, sıcak bir yuva ve karnı doyuracak bir aş, belki sırtını pek tutacak bir giysiye, ayağını üşütmeyecek bir çoraba, ayakkabıya kadar, inanın bir tırnak makası ihtiyacına kadar önümüze gelen listeler. Tabii bu aynı yardımları insanlarımıza ulaştırabilmek için devletimizin bütün kurumları gibi müftülüklerimizde Türkiye Diyanet Vakfımızın o bölgelere kurmuş olduğu lojistik merkezlerde ihtiyaçların belirlenmesi neticesinde biz de sahada bütün imamlarımızın aracılığıyla vatandaşlarımıza bu ihtiyaçları belirtmek suretiyle bunları organize etmeye ilk günden beri çalışıyoruz. Tabii ki bu deprem bölgesi olan 10 vilayetimize diğer 71 vilayetten giden görevliler orada ilk günlerde bu cenaze teçhiz tekvin işleri dedik. Ona göre de tabii malzemeler gitti. Birazdan zikredeceğim. Ama bugün daha çok bu lojistik merkezlerde sıcak yemek çıkarmadan hazırlanan kumanyaları çadır kentlere, mahallede henüz evleri sağlam olan yaşayan insanlarımızın ayağına kadar götürmek suretiyle gene burada Konya'mıza gelen 35-40 bin civarındaki depremzedelerimizin gerek öğrenci yurtlarında manevi destek hizmetinden onların bir takım şahsi ihtiyaçlarına ve gerekse değişik mahallelerde
devletimizin kontrolünde misafir edilen, efendim ihtiyaçları temin edilmeye çalışan insanlarımıza varıncaya kadar, inanın birçok STK biliyoruz. Biz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu insanların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu yönüyle baktığımız zaman Ramazan, ilk sorumuzla bunu kıyasladığımızda şunu görüyoruz ki, tabii deprem bir felaket, bir imtihan, bir acı. Evet. Bu acıları değişik gerek tanıdıklarımız veya gerekse Konya'mızda karşılaştığımız, müftülüğümüzü ziyarete gelen insanlarda değişik, belki ileride destanımsı hatıralar şeklinde yazılacak, çizilecek olan adeta bir Çanakkale destanı gibi bir deprem destanı diyecek, evet, olsan hocam, öyle inanın olaylara şahit oluyoruz. Bu insanlarımızın ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamak için her birimiz seferber olmak ve değişik faaliyetlere girmek ve bunun sonunda da efendim biraz önce sorduğunuz soruya ilaveten cenneti kazanma diyebiliriz. Hani Ramazan ayında değişik etkinlikler vesaire. Evet, depremin sonucunda Cenab-ı Hak bizim gibi ayakta duran, henüz varlığı, sağlığı yerinde olan insanlara adeta bir fırsat sunmuş diye de yanlış anlaşılmasın sözümüz. Dolayısıyla bu yardımı, bu depremi ikisini bir arada tutup da bu insanların yarasını sarmaya fırsatı olanların tam cenneti kazanacakları bir dönem. Tam her şeyini hocam kaybetmiş bir insanın elinden tutmak için daha ne bekliyoruz? Evet. Ayağımıza kadar gelmiş yanı başımızdaki bu insanların ya, elbette ki yaralarına merhem olmak inanın Ramazan'ın tam bu fırsat, diğer gamlığıyla, yardımseverliğiyle, Cenab-ı Hakk'ın bu infak emriyle, bizim toplumumuzun bu verme kültürüyle ciddi manada örtüşen ve fırsata dönüştürülmesi gereken hakikaten, evet, bir ay olarak da görmek lazım. O zaman bunu fırsata, ganimete çevirmek lazım kıymetli kardeşlerim. Çünkü Ramazan ayı rahmet, mağfiret, bereket ayı, ibadetlerin karşılığı Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek diliyle 1'e 70, 1'e 700, 1'e 1000, yani o kadar fazla katlıyor ki kıymetli Bölge Hocamızın da söylediği gibi bu ayda dünden daha fazla, geçmişten daha fazla vermek lazım ki amacımız cenneti kazanmak, Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Bu manada Sayın Erşahin'e dönmek istiyorum. Kıymetli hocam, sağ olsun Hüseyin Avni Bölge Hocamız en güzel bir şekilde bir çerçeve, bir yol haritasını bize çizmiş oldu. Bu manada zekatın, fitrenin, fidyenin, sadakanın, infakın dinimizdeki önemi nedir hocam? Ondan da kısaca bahseder misiniz? Teşekkür ediyorum Mehmet Bey hocam. Efendim, İslam'da zekatın, infakın, karz-ı hasenin, sadaka vermenin, iyilik yapmanın yeri ve önemi çok büyüktür. Evet. Ramazan orucunun farz kılınmasından önce, hicretin ikinci yılında zekatın farz kılındığı İslam alimlerimizin çoğunluğu tarafından ifade edilmektedir. Hı hı. Malumlarınız, İslam'ın 5 şartı vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize İslam'ın şartlarını, iman esaslarını çok güzel öğretmişlerdir. Bünyel İslamu ala hamsin. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ve ikamis salah ve itaiz zekah. Vel hacci ve savmi ramadan. Hadis-i şerifinde Resulullah Efendimiz buyururlar ki İslam 5 temel ilke üzere bina edilmiştir. Birincisi kelime-i şehadet getirmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh demek. Ben kesin olarak inanırım ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bu imanımı kalbimle tasdik edip dilimle ikrar ederim ki, şehadet ederim sözünün anlamı budur. Kesin olarak inanırım ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve ben yine kesin olarak İman ederim ki, bu imanımı da Allah'ı ve insanları şahit tutarak ifade ederim ki, Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Hemen kelime-i şehadetten sonra Resulullah Efendimiz sıralamaya baktığımız zaman ve ikamis salah, namazları dosdoğru kılmak.
Başka rivayetlerde günde 5 vakit namaz kılmak şeklinde geçmektedir. Bir gün ve gece içerisinde 5 vakit namaz. Namazdan hemen sonra kıymetli hocam ve itaiz zeka. Çok manidar öyle değil evet. mi hocam? Namaz diğer kanadı zekat, yardımlaşma. Hep böyle geçiyor. Ve akimus sale ve etuz zeka. Evet. Namazlarınızı dosdoğru kılın, zekatınızı verin. Hem Kur'an'daki sıralama dikkat öyle. Çekici, hem hadislerde önce namaz, sonra zekat geliyor. Dolayısıyla dinimizde zekatın, infakın, Allah yolunda harcama yapmanın, sadaka vermenin, iyilik yapmanın, karz-ı hasende güzel bir borç vererek dar durumda olan insanları sıkıntıdan kurtarmanın yeri ve önemi çok büyüktür. Rabbimiz buna çok büyük önem atfediyor Kur'an-ı Azimüşşan'da. Hemen Bakara suresinin başına baktığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim ve mimma razaknahum yunfikun. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcama yaparlar. İnfakta bulunurlar. İman esasları sayıldıktan sonra اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ onlar gayba inanırlar. Yani iman esaslarını kabul ederler. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanırlar. Bütün iman esaslarını benimsedikten sonra onlar namazlarını kılarlar ve verdiğimiz mallardan zekatlarını, infaklarını, harcamalarını Allah için yaparlar. Bunlar müminlerin özelliği. Tabii. Öyle değil mi hocam? Daha Bakara suresinin ilk evet. ayetlerinde. Başlar başlamaz. Hemen iman esasları arkasından namaz ve yine infak ve zekat evet. emrediliyor. Bu bakımdan çok hayati öneme sahip. İslam insanların zengin fakir ayrımını mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmaya, zenginle fakir arasında köprü kurmaya çalışmaktadır. İşte dinimizde zekatın, sadakanın, güzel hayırlar yapmanın çok önemli bir yeri oluyor. Fakirlerin zengin düşmanlığı ortadan kaldırılıyor. Evet. Fakirle zengin arasında bir sevgi, saygı köprüsü bu şekilde güzel. Kurulmuş oluyor. Yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye çıktığı bir ay olan mübarek Ramazan ayında Peygamber Efendimiz'in mesela cömertliğinin zirveye çıktığını görüyoruz. Ramazan ayında hasreten. Zaten cömert. Zaten insanların en cömertiydi diyor Hazreti Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz. Ama Ramazan ayı geldiği zaman zirve yapıyor. Peygamberimizin cömertliği, hayrı, hasenatı, iyiliği, zekat vermesi, sadaka vermesi zirveye çıkardı. Esmek için Allah'a hiçbir Allah'a engel Allah'a. Tanımayan rüzgarlardan daha cömertti buyuruyor Resul. Çünkü Abdullah İbni Abbas Efendimiz. Evet. Rabbimiz cömert, cömertleri sever. Cömertler de cennete çok yakın. Elbette. Evet. Kıymet Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sayın Böge'ye dönmek istiyorum. Kıymet Hocam, dün il müftümüzle konuğumuzdu. Allah razı olsun. Orada şu beni çok sevindirdi. 4-6 yaş grubu öğrencilerimize, yavrularımıza buradan eğitimcilerin orada onlara destek olduğu, yine İmam Hatip kardeşlerimizin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı personelin orada teravih namazı kıldırdığı, yani her ne kadar deprem olsa da, sel felaket olsa da elbette biz Müslümanız ve ibadetler devam ediyor. Bunların yanında hocam altını tekrar çizmek istiyorum. Türk Diyanet Vakfımız orada, Diyanet İşleri Başkanlığımız sıcak yemek, iftar ve sahur veriyor mu hocam? Bu evet. bağlamda bir açıklama yaparsanız sevinirim. Efendim, biz 700 personelden bahsettik, 750 personelden bahsettik deprem bölgesine ilk günden itibaren sevk ettiğimiz. Şu anda bu hocalarımızın 15 tanesi gerek mukabele okuma, özellikle bayanları mukabele okumada hanımefendilere görevlendiriyoruz. Ve çadır mescitlerde tabii var, evet. çadır mescitlerde efendim teravih kıldırma. Hatta depremin ilk günlerinde bizden en çok talep edilen şey neydi biliyor musunuz? Seccade ve Kur'an-ı Kerim. Allah. Biz ciddi manada gerek buraya gelen gerek o bölgede ki insanlarımıza Kur'an-ı Kerim ve seccade gönderdik. Şimdi hayat tabii depremden sonra belli yöne evriliyor. İşte sıcak yemek.
Biz Konya olarak Diyanet Vakfımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Hatay ile eşleştirildik. Konya'mızın bütün kurumları, başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere, devlet su işlerinden karayollarına, AFAD'ından efendim değişik birimlerine varıncaya kadar valiliğimiz, müftülüğümüz ağırlıklı olarak Hatay bölgesine yardım göndermeye. Kardeşleşme diyebilir miyiz hocam? Yani Konya, tabii Hatay'ın hem öyle hem organizasyon açısından, yani bir kontrol. Disiplin. Örneğin Kayseri bir başka deprem bölgesinde, evet. Trabzon bir başka deprem bölgesinde vesaire. Bu işimizi de kolaylaştırdı. Şimdi bu manada biz mesela o bölgede Diyanet İşleri Başkanlığımızın vermiş olduğu 18 bin kişilik iftar var. Hocam tekrar edelim. 18 bin kişilik iftar. 18 bin kişilik iftar. Hocam her tabii gün... Bunun sahuru da var. Sahuru ve Ramazan boyunca da devam edecek. Tabii devam edecek. Elhamdülillah. Bizim payımıza da Konya olarak 3 bin kişilik iftar öngörüldü. Biz de severek kabul ettik ve şu anda biz ilk iftarımızı Arsuz ilçemizde verdik. Bunun görüntüleri, haberleri geldi bize. Sahurunu verdik. Gerek kumanyasından kahvaltısına. Biz bu noktada çok teşekkür ediyoruz Konyalı kardeşlerimize, hayırseverlere, sanayicimize. Parantez açayım hocam. Yani Konyalı olarak biz Sayın Böge ve Sayın Erşahin hocamın 7-24 saat usulü, Allah razı olsun, yani gitmedik, yani tabiri caizse çalınmadık, kapı kalmadı. Tabii diğer personelimiz de aş ve şevkle çalışıyor ama hasreten ben de bizi izleyenler huzurunda sizlere teşekkür ediyorum hocam. Mesai harcıyorsunuz. Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun hocam. Allah bunlar kolay değil hocam. Yani 3000 kişi Konya üstlenip hem iftarını hem sahurunu vermek kolay değil hocam. Allah razı olsun. Bu maddiyete bağlı. Çok teşekkür tabii ediyorum. Tabii bunun belli bir bedeli var. Ama biz ilk günden itibaren Konya'da kime gittiysek bir demişsek beş vermiş. Bu doğru bir tespit. Halen de bu heyecan, bu sıcaklık devam ediyor. Ramazan ayında biraz önce hocamın ifade ettiği gibi Peygamber Efendimizin mirası burada da Konya'da da görülüyor. Cömertlik, fedakarlık bu aylarda inanın zirve yapıyor. Konya olarak işte biz gerek deprem bölgelerinde, Hatay'da lojistik merkezde bizim 50 görevlimiz el an devamlı var. 10'u bayan, 40'ı erkek olmak üzere. Yarın cuma değişim günü oradaki 50 görevlimiz gelir. Buradan yarın sabahta inşallah güneşin doğuşuyla birlikte işte 3 saat sonra efendim bir 50 kişi daha sevk ediyoruz. Ve dualarla hocam gönderiliyor. Tabii bir duayla gönderiyoruz. Dualarla, o da hatta dikkatimizi çekti hocam. Bir anekdot, şöyle de bir hocam, şey buyurun. Ekliyoruz. Biz tabii orası zor bir görev. İnsanlarımızın duyguları, evet. Efendim o bölgenin yani insani ihtiyaçların bile kıt olduğu, henüz tam karşılanamadığı bir bölgeye giderken arkadaşlara diyoruz ki hocam, gittiğiniz bölgede vazife biraz zor. Dolayısıyla siz şöyle dua edin, biz de sizi böyle dua ederek gönderelim. Böyle bir sefere çıkıyoruz ki ya Rabbi, bu seferi bana kolay kıl. Hani hac ve umrede böyle bir niyet var ya, inanın o kolaylıklar dileyerek, duamıza bunu da katarak gönderiyoruz. Şu ana kadar bizim gönderdiğimiz yardımların efendim tonu 500 tona yaklaştı. Sadece il müftülüğü olarak gıdadan bahsediyorum. Allah bunun Allah giysisi var. Efendim ayakkabısından giysisine, efendim ilk günlerde cenaze teçhiz tekfin malzemelerinden jeneratöründen konteynerine varıncaya kadar. Tabii burada inanın Derebucağın bir köyündeki hanımefendinin göz nuru el emeği veyahut da Çeltiğin bilmem ne köyünden, bu 31 ilçemizin hepsinde insanlarımızın adeta Çanakkale'ye mermi taşıyan
Türk anaları, anneleri gibi seferber olan, böyle güzel notlarla bize gelen yardımları oraya gönderdiğimizde diyoruz ki bu millet düştüyse, imtihan edildiyse bu imtihanı geçmesini ve ayağa kalkmasını da bilir elhamdülillah. Bu yönüyle bunları not aldığımız zaman gururla diyebiliyoruz ki bu Anadolu insanının 300 sene sonra evlatlarına anlatabileceği güzel miraslar görmüş bu topraklar. Hakikaten tekrar Konyalı hayırsever kardeşlerimize il müftülü olarak biz çok teşekkür ediyoruz. Kıymet hocam, fetva makamına şu sorularda geliyor. Sayın Erşahin'e dönmek istiyorum. İşte hocam, ben deprem bölgesine fitremi, efendim fidyemi, zekatımı, öşrümü göndermek istiyorum. Acaba bu olur mu hocam manasında sorular soruyorlar. Hocama bunlar kavramların bir açıklamasını getireceğim. Çünkü fıtır sadakası, fitre ve fidye karıştırılıyor. İnfak nedir? Sadaka nedir? Evet. Fitre nedir? Fidye nedir? Zekat nedir? Öşür nedir? Kısaca alacağım. Akabinde kıymetli hocam, Türk Diyanet Vakfımızın gerek yurt içinde gerek de yurt dışındaki faaliyetlerinden de kısaca bahsederseniz sevinirim. Şimdi sözü Erşahin hocama uzatmak istiyorum. Hocam, bu kavramları şöyle kısaca, hep karıştırılıyor. Malumunuz siz de fetva makamındasınız. Size de bu sorular çok geliyor. Kavramları şöyle kısaca açıklarsanız sevineceğim hocam. Efendim, zekat, sadaka, fıtır sadakası, fitre, fidye, karz-ı hasen, infak gibi kavramların hepsi Allah rızası için harcama yapmayı ifade ediyor. Zenginlerin, varlıklı insanların mallarından bir kısmını, paralarının bir kısmını Allah yolunda ihtiyaç sahiplerine, fakirlere, yoksullara vermelerini ifade ediyor. Evet. Bu genel bir açıklama. Şimdi bunların teknik olarak fıkhi tanımları var. Mesela zekat dediğimiz zaman farz olan, zenginlerin her yıl düzenli olarak mallarının hesabını yapıp para, altın, ticaret malı gibi mallarının 1/40'ını, %2,5'unu her yıl zekat olarak ayırmaları ve fakirlere ulaştırmaları kastediliyor. Burada zekat dediğimiz zaman öncelikle zekatı kelime manasıyla ele aldığımız zaman artmak, çoğalmak, üremek, temizlemek manalarına geliyor kıymetli hocam. Temizlemek. Temizlemek. Evet. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da huz min emvalihim sadakaten tudahhiruhum ve tüzekkihim biha buyurur. Evet. Ey Habibim, ey Resulüm, ey Peygamberim, o zengin Müslümanların mallarından onları temizlemek, tezkiye etmek için zekat al. Başka hadislerde de baktığımız zaman aynı ifadeyi görüyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anh Efendimiz'i Yemen'e hem vali, hem kadı, hem muallim olarak gönderiyor. İlk talimatları Resulullah Efendimiz onlara önce İslam'ı anlat. Kelime-i şehadeti öğret. Eğer bunu kabul ederlerse günde 5 vakit namazın farz olduğunu onlara öğret. Hı hı. Bunu da kabul ederlerse zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere her yıl zekat alınması gerektiğini de onlara öğret buyurmuşlardır. Hı. Zekat farz olan, verilmesi gerekli olan miktarı ifade ediyor sayın hocam. %2,5 bir olarak ticaret mallarında, paralarda, altında, gümüşte, hayvanlarda oranlar farklı, madenlerde farklı. Bunları tabii fıkıh kitaplarımızda hocam, ayrıntılı bir şekilde görüyoruz. Allah razı olsun. Arzu ederseniz detaylandırmasını ikinci bölümde devam edelim. Şimdi küçük bir şöyle soluklanma, bir molaya. Biz de çaylarımızı yudumlayalım, suyumuzu alalım. Akabinde inşallah Sayın Böge'ye Türk Diyanet Vakfımızın yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetlerinden ve bana da gelen çok sorular var hocam, zekat ve fitre ile ilgili. Onları da inşallah sizlere yönetmek istiyorum. Kıymetli izleyenler, kısa bir araya gidiyor. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Değerli Konte Bey izleyenler, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı'ndan, Sultan Selim Camii civarından sahur programını yapıyoruz. İki önemli konuğumuz var. İlvaizimiz Mehmet Erşahin Hocam ve İl Müftü Yardımcımız Hüseyin Avni Bege Hocam bizimle beraber. Konumuza dönmeden önce sahur programlarında bir umre ödüllü bir yarışmamız var. Dün birisini gerçekleştirdik soru olarak. Yine inşallah bugün arzın kalbinden bir soru yönelteceğiz. Ramazan boyunca devam edecek ama cevaplarımızı imsaka kadar alacağız. Ramazan'ın son gününde de noter eşliğinde kura çekilecek. Kura da kime çıkarsa inşallah bu kardeşimizi Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'ye ödüllendirmiş olarak onu göndereceğiz. Şimdi hiç zaman kaybetmeden hemen Erşahin Hocam'a dönmek istiyorum. Kıymetli Hocam, birinci bölümde fitre, fidye, zekat, öşür kavramlarını açıklıyor idik, reklama girdik. Hocam kısaca ondan bahsederseniz sonra Sayın Hüseyin Hocam'a o yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde o soruyu yönetmek istiyor. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Zekat bir Müslümanın temel ihtiyaçları ve bir yıllık borcu dışında. Evet. 80.18 gram altın, altın değerinde 24 ayar altın değerinde para, ticaret malı, alacak gibi maddi mal varlığının yılda bir kez %2,5 ve 1/40 oranında bir bölümünü fakire vermesini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasını ifade etmektedir. Farz olan miktardır. Nafile sadakadan ayrıdır. Kur'an-ı Kerim'de sadaka ile ilgili ayetlere incelediğimiz zaman yüzden fazla ayette sadaka kavramı geçiyor. 32 ayette zekat emri özel olarak geçiyor. 27 ayette türevleri geçiyor. Sadaka artık nafile, bağış, yardımları ifade ediyor. Sadakayı bazı alimler farz olan sadakalar zekattır. Vacip olan sadaka, fıtır sadakası, fitre, ikisi eş anlamlı. Fıtır sadaka ve fidye arasındaki farkı, da şöyle arz edeyim. Fidye Ramazan ayında hastalığı, yaşlılığı sebebiyle oruç tutamayan bir Müslümanın vermesi gereken oruç bedeli. Bedel ne kadar hocam? Ondan da bahsederseniz. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu yıl Türkiye şartlarında bunun 70 TL asgari en az miktar olarak 70 TL olduğunu ifade etti. Femen tatavva hayran fehuve hayrul lehu ayet-i kerimesine göre kim fidye miktarını gönüllü olarak artırırsa bu onun için daha hayırlı olur buyurmuştur Rabbimiz. Onun için fidyeyi varlıklı olan, zengin olan kardeşlerimizin daha fazla vermesini tavsiye ederiz. 100 TL'den, 200 TL'den de verebilirler. Fitre ile fidye genellikle karıştırılıyor. Fitre ve fıtır sadakası Ramazan bayramına sağ salim kavuşmanın şükrünü eda etmek üzere sağlığımızın zekatı olarak verdiğimiz vacip sadakayı ifade ediyor. Bayram hükmü namazından önce verilmesi vacip olan, Hanefi mezhebine göre vacip olan, diğer üç mezhebe göre farz olan sadakayı ifade ediyor. Bunun dışında fidye ise... Hocam ona geçmeden malumunuz depremden dolayı bazı kardeşlerimiz Ramazan ayı gelmeden fıtır sadakalarını verdiler. Dinen uygun oldu mu? Artı Ramazan'da tekrar bir daha vermeleri gerekiyor mu kıymetli oldu. Hocam? Oldu. Ramazan'da tekrar vermeleri gerekmiyor. İmam-ı Azam Efendimiz'in fetvasına göre fitreler, fıtır sadakaları bir yıl öncesinden bile verilebilir. Fetvasından hareketle Din İşleri Yüksek Kurulumuz depremden sonra acil ihtiyaçlar sebebiyle fitrelerin Ramazan'dan önce verilebileceğini ifade etti. Fidye değil ama. Fidye ise yani hastaların, yaşlıların, oruç tutamayanların vermesi gereken fidyelerin Ramazan ayı içinde verilmesi şartı var. Daha önce bunu verenlerin Ramazan'da tekrar vermesi gerekiyor. Bir de öşür kavramını arz etmek istiyorum. Öşür de toprak mahsullerinin zekatını ifade ediyor. Her ürün kaldırdığımızda 1/10 veya 1/20 oranında zekat vermemizi Resulullah Efendimiz sahih hadisleriyle bize öğretmişler. Bütün zekat oranlarını da Resulullah Efendimizin hadislerinden öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de genel hükümler var. Zekatla ilgili olarak ayrıntıları ve uygulamayı bize öğreten sevgili peygamberimizdir. Zekatın nasıl verileceğini, ne şekilde verileceğini bize en güzel şekilde
Resulullah Efendimiz öğretmiştir. Biz özellikle çiftçi kardeşlerimize, toprak mahsullerini kaldıran kardeşlerimize böşürlerini, yani her ürünlerinin onda birini ya da 20'de birini, eğer yağmurla sulanmıyorsa, kendileri masraf yaparak ürün kaldırıyorlarsa 20'de bir, %5 oranında öşür vermelerini tavsiye ediyoruz. Öşür mutlaka ihmal edilmemeli, verilmeli. Evet. Bu Allah'ın kesin bir emridir, farzdır. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Şimdi arzın kalbinden bir sorumuz olacak. Umre ödüllü sorumuz. Bu her sahur vakti olacak. 0531-774-0151 WhatsApp hattına da bunun cevaplarını, ama altını çiziyoruz. İmsaka kadar kardeşlerim. Bazı kardeşlerimiz imsaktan sonra da göndermişler cevapları. Geçersiz. İmsaka kadar doğru cevabı inşallah göndermenizi istirham ediyoruz. Şimdi acaba arzın kalbinden bizi hangi soru bekliyor? Gelin hep beraber soruyu alalım. Çağları aşan kutlu çağrıya Çağ Turizm farkıyla icabet ediyoruz. Tecrübeli hocalarımız, deneyimli kadromuz ve sorunsuz hizmetimizle 14 günlük Şevval Umresi için sizleri de bekliyoruz. Çağ Turizm. Efendim şu an Seyir Dağı'ndayız. Efendimiz Aleyhisselam ve Hazreti Ebu Bekir'in 3 gün boyunca gizlendikleri Seyir Mağarası arkamızda. Ama tabi gizlenirlerken Efendimiz Aleyhisselam ve Hazreti Ebu Bekir'in bu bölgede izciler bulamasın diye ayak izlerini silen bir sahabe vardı. Koyunları otlatarak Efendimizin ve Hazreti Ebu Bekir'in ayak izlerini kaybeden bu sahabeyi soruyoruz. Bu sahabe kimdir? Evet kıymetli izleyenler, soruyu hep beraber aldık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret yolculuğunda Peygamber Efendimizin ve Hazreti Ebu Bekir Efendimizin ayak izlerini silen o sahabenin ismi soruldu. Lütfen bunu imsak vaktine kadar 0531-774-0151 WhatsApp hattından cevaplarını yazarsanız inşallah bunlar değerlendirilmeye alınacak. Zaman kaybetmeden hemen İl Müftü Yardımcısına dönmek istiyorum. Kıymet Hocam, Zekat Daire Başkanlığımızın yurt dışında, yurt içindeki faaliyetleri ve ülkemizin ve İslam aleminin zekat potansiyelinden bahseder misiniz? İmsaka da dakikalar kaldı. Lütfen hocam. Evet, efendim, Diyanet İşleri Başkanlığımıza gerek anayasamız, gerekse bizim 633 sayılı kanunumuz bir vazife vermiş. Dini konularda halkı aydınlatmak. Şimdi bu teravihinden haccına, namazından orucuna, birçok alanda biz vatandaşlarımızı aydınlatmaya çalışıyoruz. Ancak uzun yıllardır belki hiç girmediğimiz bir alan zekat. Zekat Daire Başkanlığımız henüz bir yıl önce kuruldu. Artık Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte vatandaşlarımızın zekatlarını da nasıl, ne şekilde, nerelere verebilmesi veya verilen zekatları toplayıp sarf edebilmesi noktasında bir adım atmış oldu. Vatandaşlarımız da buna teveccühü her geçen gün artmakta. Tabii bu zekatların gerek Ramazan ayında ve gerekse diğer zamanlarda Türkiye'mizde ve yurt dışında ulaştığı noktalar, inanın bugün 88-90 ülkeye ulaşmış durumda. Ulaştığı insan sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. Bunun kurban bayramında vekaleten kurban vesilesiyle ulaştığı nokta artık yüzleri aşmış. Yani ülkeden bahsediyorum. O ülkeler içerisinde bizim kurban kestiğimiz veya bu zekatları ulaştırdığımız noktalar 400-500'lere
dayanmakta. Adeta bir seferberlik halinde işte o mavi yelekliler oralara kadar gitmekte. İyilik elçileri veya mavi yelekli melekler yani, de diyebilir miyiz hocam? Öyle. Allah'a şükür. Şimdi burada ben örnekler vermek istiyorum. Lütfen. Tabii mesela Konya'mızın fitresine baktığımız zaman şehir nüfusu 1 milyon 300 bin Konya merkezin 300 binini bir kenara koyalım. Fitre alır, fakirdir, hassasiyeti yoktur vesaire. Diyelim, evet. 1 milyon insanın Konya'da fitre verdiğini düşünelim. 70 lira dedik asgari. Yani 70 milyon Türk lirası fitre işte. Buyurun. Nerede hocam bu? Konya'da. Konya'daki fitre miktarı 70 milyon. Yani buradan şuraya şunu söylemek istiyorum. Zekat müthiş bir dokunuştur. Müthiş bir dokunuştur. Şimdi Türkiye'nin zekat potansiyeli 59 milyar dolar. Yani şu odaya sığmaz bu para. 59 milyon milyar dolar. Milyar dolar. Bu 3 sene üst üste verilsin Türkiye'de herkes orta sınıf seviyesine geliyor. Bunlar çalışılmış. Fakir kalmayacak. Tabii. Şimdi daha sıkı durun. Müslüman dünyanın zekat potansiyeli 10 trilyon dolar. Nedir 10 trilyon dolar? Yani bize ne ifade eder? Şöyle dersek bir anlam ifade eder. 10 trilyon dolar demek Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık bütçesinin 2 katı demek. Hocam müthiş rakamlar. Bütün dünyayı, bütün dünya fakirlerini, Müslüm gayrimüslim bir yılda kurtaracak bir rakam bu. Ha, efendim niye o zaman kurtulmuyor Müslüman ülkeler hala bir kutu erzak, bir kutu kavurma, bir evet. içecek su bekliyor baktığınız zaman? Çünkü Müslümanların zekat verme oranı %10 hocam. %10. Burada ciddi bir kayıp kaçak var. Biraz önce hocamın okuduğu hadis, hani o Büniyel İslam ve Hamsın hadisinde kelime-i şehadet ve ikamis salah ve itai zekat. Bak, namazın hemen peşine zekat. Peki biz nasıl öğretiyoruz zekatı? Ben biraz da Konyalı şivesiyle bunu söyleyeyim. Bizim mekteplerde efendim kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacıya gitmek, zekat vermek. Niye bak, zekat en sona? Zekat hocam? En sona kaldı, tamam mı? Şimdi zekatı sona bıraktığınız zaman işte %10'a, yani o 60 milyar doların, o efendim 10 trilyon doları siz sona atarsanız bu sıkıntı doğar. Zekatın verilmemesi durumunda ortaya neler çıkar anlatsam sabah olur. Ancak biz bu zekatları ulaştırma noktasında Diyanet Vakfı olarak inanın yurt dışında, yurt içinde öyle çabalar sarf ediyoruz ki ben buraya Paris Din Hizmetleri Ateşeliği'nden geldim. Orada bizim Anadolu insanının efendim Avusturya'sından Fransa'sına, Amerika'sından Kanada'sına nasıl canhıraş bir şekilde fitresini, zekatını Diyanet Vakfı'na yatırdığını, Diyanet Vakfı'nın hangi ülkelere, Haiti'sinden Şili'sine, Kongo'sundan efendim Madagaskar'ına, Mozambik'inden Moritanya'sına varıncaya kadar, inanın baş şehrinin dışında veya ana caddesinde hiç asfalt görmemiş ülkelere nasıl, ne şekilde hizmet götürdüklerini gören, bilen bir kardeşinizim. Öyle ki Diyanet Vakfı'nı bekleyen onca insanlar var, inanın bir teneke kavurma veya bir parça kurban eti alabilmek için. Şimdi böyle bir dönemde orada bizim hem Türkiye'mizin hem bayrağımızın temsil edilmesi, zekatlarımızın Türkiye Diyanet Vakfı'na verilmesi ve bu insanlara bir can suyu olması hasebiyle önemli. Bize yurt dışında inanın o ülkeleri sömüren,
ülkelerin, bizim insanlarımızın olduğu ülkelerde zekat faaliyetlerimizi, kurban faaliyetlerimizi engellemek için nasıl çelme taktıklarını ya, o sömürgeci emperyalist ülkelerin, onu da bilen birisiyim. Hal böyle olunca bizim insanımızın, bir sesimizi duyan insanların Türkiye Diyanet Vakfı eliyle oralara zekat, fitre, kurban efendim bir şekilde göndermeleri, özellikle bu aylarda deprem bölgelerine efendim insanlarımıza her gün 3000 iftarımızı efendim dağıttığımız o gıda kolileri 5000'i geçti Mehmet Hocam Ramazan'da. Her bir koli 13,5 kilogram. Dolayısıyla bunların aracılığımızla devletimizin şemsiyesi altında yapılması hem evet, vatandaşlarımızın dini bir vecibelerini üzerlerinden kaldıracak ve en önemlisi, bakın altını çizerek söylüyorum, milli bir görevdir. Milli bir hani duruştur. Bizim bu insanımızın şu anda bu dayanışmaya ihtiyacı var. Bunun ülkemizi temsil eden bir yasal kuruluş eliyle yapılmasının da inanın çok önemli olduğunu evet, düşünüyor ve insanlarımızı bu hayra işte bizim aracılığımızla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'yla yapmalarını hasaten bu sahur vaktinde ben istirham ediyor. Sözlerimi böylece tamamlamak istiyorum. Hocam. Yani gerçekten müstefid olduk. Hem Türkiye Diyanet Vakfımız hem Zekat Daire Başkanlığımızın yurt içinde, yurt dışında, deprem bölgesinde efendim o mağdur olan kardeşlerimize aynı ve nakdi yardımların ulaştırılması ve insani yardım konusunda da gerçekten çok açıklayıcı efendim bir sohbetiniz oldu. Ben haseten kıymetli izleyenler, Konya İl Müftü Yardımcımız Hüseyin Avni Böge hocamıza, huzurunuza çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Davetimize icabet ettiniz. Kırmadınız bizleri. Rabbim evinizi, elinizi bereketlendirsin hocam. Allah Rabbim razı sizlere olsun. Hayırlı, bereketli ömürler ihsan eylesin. Allah sizlerin, ailenizin ve camianızın da Ramazan ayını haseten tebrik ediyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Kıymetli Erşahin hocam, tabii sorular çok geliyor. 7,5 dakikamız var. Şöyle tasarruflu kullanma manasında söylüyorum. Israrla hocam sorar mısınız demişler. Afetzedeler için zekat parasıyla barınma yerleri, örneğin çadır, konut, konteyner vesaire. Hocam yapılabilir mi? Kıymetli Erşahin hocam cevaplarsa çok seviniriz demişler. Hocam lütfen buna ne deriz? Dini açıdan, fıkıh açıdan ne söylersiniz hocam? Kıymetli hocam, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bir ay önce bu konularda internet sitemizde diyanet.gov.tr adlı Diyanet internet sitemizde yayınlanan fetvaları çok açık. Bu verilen konteynerler, çadırlar, yapılacak evler, bağışlanacak evler, eğer fakir, yoksul, depremzede kardeşimizin mülkiyetine veriliyorsa elbette zekat olur. Biz ona temlik diyoruz. Temlik diyoruz. Evet. Zekatta malumlarınız, zekat ödenirken zekatın edasının şartları iki tanedir. Birincisi niyet etmek. İnnemel a'malu bin niyat. Hadis-i şerifine göre bütün ameller niyetlere göre değer kazanır. Bir kişi zekatını verirken önce bu benim zekatımdır, bu benim zekat paramdır diye buna bir niyet etmesi, bunu ayırması gerekiyor. Ve bunu ayırdıktan sonra fakire, yoksula, depremzede kardeşimize ulaştırması ve onu temlik etmesi, onun mülkü haline getirmesi gerekmektedir. O şartlarla zekat olur fetvası verilmiştir. Ancak eğer bunlar geçici süreyle kullanımına verilmişse, mülkiyetine verilmemişse zekat olmaz. İslam'ın bütün yardımlaşma çalışmaları sadece zekattan ibaret değil. İnfak, Allah yolunda yapılan bütün hayır çalışmalarını geniş anlamıyla ifade eden bir bağış yöntemidir. Yine Müslümanların böyle ihtiyaç ve zaruret hallerinde birbirleriyle yardımlaşmalarını Rabbimiz emreder. Ve taavenu alel birri ve takva. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurur. Biz elbette zekatımızı eksiksiz vermeye çalışacağız. Yüce Rabbimiz Mü'minun suresinin ilk sayfasında kurtuluşa erecek,
Firdevs cennetine girecek, orada ebedi kalacak müminlerin niteliklerini sayarken وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Onlar zekatlarını tam ve eksiksiz verirler. Zekat vermek için çalışırlar buyurur. Yine Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede zekat verenlerin Allah'ın ve Resulünün dostu olduğu, sevgili kulu olduğu, velisi olduğu müjdelenmektedir. Yine ve rahmeti vesaat külle şeyin. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاتَ Ben onu takva sahibi olan, Allah'a karşı gelmekten sakınan ve zekatlarını verenlere yazacağım müjdesi vardır. Yine اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاتَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ İman edip salih amel işleyen, namazlarını dosdoğru kılan, zekatlarını verenlere Rableri katında büyük sevap, mükafat vardır. Ve onlar cennette asla üzüntü duymayacaklar, hüzünlenmeyeceklerdir. Hocam dakikalar kaldı. Son bir soruyu yönelteceğim. Kardeşimizin biri ısrarla soruyor. Tabii bu arada hocam sularımızı da yudumlayalım, su içelim. Hemen 3-5 dakikamız kaldı. Son soru hocam. Akabinde dua için sizden dua istirham ediyoruz. Adaklarımızı da depremzedelere gönderebilir miyiz diye soruyor. Gönderebiliriz. Buna da bir açıklık elbette, getirirseniz. Adak kurbanlarını kestiren kardeşlerimiz var. Buradan oraya göndermek isteyen soğuk zincirle gönderme imkanı varsa gönderebilir. Orada kestirip oradaki fakir, yoksul, ihtiyaç sahibi depremzede kardeşlerimize ulaştırabilir. Ramazan-ı Şerif'te şimdi hem bu iftar sofraları hem sahur sofralarında bütün depremzede kardeşlerimizin yanında olmamız, onların yaralarını sarmamız gerekmektedir. Ben de Sayın Hocamıza aynen katılıyorum. Şu anda Türkiye Diyanet Vakfımızın zekat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Türkiye Diyanet Vakfımızın yaptığı açıklamalara göre 11 ili etkileyen bu ağır imtihan sebebiyle ve zaruretten dolayı artık yurt dışına değil tamamen yurt içine ve deprem bölgesine Türkiye Diyanet Vakfı olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yoğunlaşmış durumdayız. Bütün yardımlar oraya ulaştırılacak. İnşallah bütün kardeşlerimize zekatlarını, öşürlerini, fitrelerini Türkiye Diyanet Vakfımıza gönül rahatlığıyla İBAN hesaplarına gönül rahatlığıyla yatırmalarını, zekatlarını eksiksiz bir şekilde hesap edip vermelerini tavsiye ediyoruz. Eğer verdikleri takdirde mallarına Allah-u Teala hem bu dünyada hem de ahirette büyük bereketler ihsan edecek, büyük sevaplar lütfedecek. Bir hadis-i şerifle isterseniz hemen sözlerimi hocam, tamamlayayım. Mâ nakasat sadakatun min malin buyurmuş Resulullah Efendimiz. Zekat vermek, sadaka vermek mala eksiltmez. Ve mâ enfaktum min şeyin ve huve yuhlifuhu. Eğer Allah yolunda ne infak ederseniz, ne verirseniz zekat, öşür, sadaka, fitre, fidye, bağış. Ne verirseniz Allah verdiklerinizin yerine daha iyisini. Hocam çok teşekkür ediyorum. Daha Allah razı olsun. Verir. Kıymetli izleyenler, bugün konuğumuz Hüseyin Avni Bege hocam, İl Müftü Yardımcımız, Konya İl Vaizimiz, Başvaizim Mehmet Erşen hocam bizlerle beraber oldular. Çok müstefit olduk, ilimlerinden faydalandık. Allah kendilerinden razı olsun. Saniyeler kaldı. Şimdi dua vakti. Hocam lütfen dua buyurun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Amin. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Ya rabbel alemin, bu sahur vaktinde, bu seher vaktinde hepimizin bütün dualarını kabul eyle. Amin. Oruçlarımızı, namazlarımızı, zekatlarımızı kabul eyle. Bizi sevdiğin ve razı olduğun cennetlik kullarından eyle. Amin. Hepimizi Firdevs cennetine dahil eyle. Amin. Cennette Peygamber Efendimiz'e komşu eyle. Bizleri cehennem azabından koru. Özellikle 1,5 ay önce yaşanan büyük depremlerde kaybettiğimiz, enkaz altında kalarak hükmen şehit olan kardeşlerimize rahmetinle muamele Amin. Eyle. Amin. Geride kalanlara, yaşlılara, hastalara, yaralılara acil şifalar ihsan eyle. Sabrı cemil ihsan eyle. Bütün bu kardeşlerimize güç ve kuvvet ver ya Rabbi. Amin.
vatanımıza, milletimize, bütün İslam alemine bir daha böyle felaketleri gösterme ya Rabbi. Amin. Bizi bütün doğal afetlerden, depremlerden, sel felaketlerinden muhafaza eyle. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Amin. Bizi, annemizi, babamızı ve hesap gününde bütün Amin. Müminleri bağışla. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala'l fatiha. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة خير من النوم الصلاة